Aradı mı Veysel Efendi? Yok. Arar, arar. Vazgeçmez o. Kaçırdı tabii koca serveti. Sabahlar olmaz artık ona. Ya bir de gelip anlatıyor ya. Güya puan toplayacak. Ben seni dünür olarak alır mıyım be? Sen ancak Suzan'ın dünürü olursun. Herkes layığını buldu. Nasılsın hayatım? Hoş bulduk. Bunu vereyim sana. Günaydın sevgili ablacığım. Günaydın. Nasılsın canım? Ay ay. Nasılsın Ayri Hanımcığım? Günaydın. Kıymetli teyzem nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hı? Ay ablacığım nasıl özledim sizi. Hadi toplayın eşyalarınızı bize geçelim de dersin. Hadi oradan. Öğrendiniz tabii serveti kaybetmediğimizi. Onun için geldiniz değil mi? Hı? Sahi mi ya? Öyle bir şey mi oldu? Aa. Anneciğim, sen biliyor muydun bunu? Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok oğlum. Ya. Abla sen ciddi misin? Ciddiyim. Ay nasıl sevindim anlatamam ya. Ah bak müjdeli haberin üzerine gelmişiz Fuat, görüyor musun? Fatoş'cum, bana bir kahve yapar mısın canım? Sohbete malzememiz bolmuş, haberimiz yokmuş. Ya canım kuzenim Mineciğim nerede? Aa yukarıda, odalarındalar. Onu da mı tebrik edeceksiniz? Aa, yok yok, bizim bir işimiz var da aramızda. İzninizle. Ay nasıl sevindim biliyor musun? Gerçekten. Evet. Kuzen, ne haber ya? Oo, bu ne güzellik böyle. Ay ne var Fuat, hadi kısa kes. Hiçbir şey yok. Ben öyle takılırız diye geldim. İşim var canım, tamam? Ya kuzen ben de geleyim. Ha, bak film için yardımcı olursun bana, öyle anlaşmıştık. Ay fikrimi değiştirdin. Ya hayda, kuzen söz verdin bana. Bak senaryo çok güzel gidiyor, yardımın lazım. Ay Fuat Allah aşkına işim gücüm var benim, hadi bırak. Ya kuzen bak ben de geleyim, sesimi soluğumu çıkarmam, söz ver. Ya çantan gibi düşün beni ya, çantan gibi düşün. Öyle yanında dururum, sen nereye ben oraya. Fuatcığım işim gücüm var diyorum, hadi çekil. Allah Allah. Ya sen çok şüpheli davranmıyor musun ama Mineciğim ya? Oğlum Fuat, dev büyük bir hikaye var burada. Koş buna yetiş. Abi ya. Vallahi dönüyorum ben İzmir'e. Aldım bileti işte. Bir saat sonra bineceğim. Artık akşama görüşürüz. Vallahi ISO bitti ya. Vallahi müzik işleri falan filan. Artık bilmiyorum ki İsmail. Yani kuru yemişçimi açarım, ne yaparım, manav falan olurum herhalde. Aynen aynen ISO. Gelince anlatırım ben sana uzun hikaye ama ben bu hayatta yapayalnızmışım. Onu anladım vallahi kardeşim. Boş ver. ISO bir kapatsana. Bir alttan sürekli bir telefon çalıyor. Arayacağım ben. Alo. Evet, Fettah ben. Ta kendisi, buyurun. Allah Allah. Gerçekten benim mi ya? Hayır, şaka değil. Tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam, geliyorum ben. Tabii. Tabii, sağ olun. Allah Allah. Ben sağ tarafa koyayım. Nizar. Aa, Suzi mi? Suzi. Ha. Kargon geldi. Ay evet, o benim kargom. Şey yapayım, dur, dur şunu açayım. Geçmiyor, böyle de geçmez. Dur şöyle. Dur bir dakika, şöyle. Yan çevir, yan, yan, yan çevir. Çevir. Ya, aa, dur. Ha, ya, şey yap. Aa, dur, ha. Aldım. Sürpriz bu, sürpriz. O ne ya, kocaman kutu. Ha. Aa, biz Tuğrul'la dışarıdayız. Tamam. Tin, 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 tin. Ne bu ya? Ne bu? Ya. Bu çok büyük bir kutu. Çok meraklısın, çok meraklısın. Bu senin için bebeğim. Benim için mi? Hediyem. Eğer kabul edersen. Tabii ki kabul edeyim. Sen bana asırlardır hediye almadın Suzi. Açıyorum. Hadi. Dur ben yapmayayım bir.
babamın evindeyken dikmiştim. Geldim. Ve onca senedir sakladım. İşte bir zamanlar genç kızken büyük büyük hayallerim vardı. Beyaz atlı prensimi beklerken oturup emek emek diktim bu gelinliği. Sonra malum o prens hiç kapıyı çalmadı. Kader oradan oraya savurdu. Ama kıyıp atamadım. Bir umut hep bekledim. Sonra sen geldin. Benden geçti ama belki kızım giyer dedim. İşte annelerin hayali hep böyle bir şeyler oluyor galiba. Bizim Seher'e bazı eşyalarımızı emanet etmiştim İzmir'deyken. Aradım onu, söyledim. Sağ olsun o da bunu hazırlayıp gönderdi. Sen benim canımın ta içisin biliyorsun değil mi? İşte yani ben şimdi bunu sana böyle hediye ediyorum diye illa giymek zorunda değilsin. Aman abi, bak insan hayatında bir kere evlenir, istediğini giymek ister. Yani gelinlik bu. Bu eski model. Ne diyorsun sen Suzi ya? Ne diyorsun? Ne? Hani beğenmek falan da değil. Ben buna bayıldım. Bundan daha özel bir gelinlik benim için olamaz. Ama şunu da unutma. Yani bir prens var senin için kapının önünde. Hatta kendisi benim akrabam olur hani. İstiyorsan. Belki sizin... Ha, ya ama öyle bir şey olursa da artık bu sefer gelinliğimi sen alırsın. Borcun olsun. Almaz mıyım? Ve kendi ellerimle yaparım nikahını, düğünü. Olmasaydın ne yapardım? Sen benimle her şeyini paylaştın. Bütün hayatını. Hayallerini bile. Gel buraya. Canım. Canım benim. Gel bakalım şu olacak mısın? Şöyle bir tutayım bakayım şunu. Şöyle bu arkada. Ya rengi çok güzel. Rengi de biraz böyle. Onu da bakayım. Dur. Altını ayarlayayım ben. Ay. Aşağı. Ya çok güzel, çok güzel dikmişsin. Tabii. Ben, ne diyorsun sen? Modacı olacak kadındım ben ya. Bak, 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 bak. Ay aşkım benim ya. Şuna sağlık ya. Ye. Bebeğim, hep mutlu ol. Yürümüş balkonda.